Teşekkür ediyoruz. Şimdi Osman Hocam, ben de bir şey arz edebilir miyim size? Bundan Osman Hocam, 7-8 sene evvel Fatih Hocam ısrar ettiği için anlatıyorum. Bunu mutlaka anlat dedi. Biz bir görevle televizyon ekibiyle Balkanlar'da Ramazan'ın nasıl yaşandığına dair böyle kısa bir program çekmek için yola çıktık Ramazan'ın birinci günü. Oraya git, buraya git, Batı Trakya falan derken bizim yolumuz Makedonya'nın Kumanova şehrinin Dılıga köyüne düştü. Orada bir kıraathaneye girdik ekip arkadaşlarla beraber ve kıraathanede oturanlara şunu sorduk. Biz Türkiye'den geliyoruz. Böyle insanların gönlüne dokunacak hikayeler arıyoruz. Bize burada tavsiye edeceğiniz, işte gidin şunu çekin diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir geleneğiniz, bir adetiniz falan. Bir tanesi dedi ki, vallahi size tavsiye edeceğimiz çok bir şey yok. Ama biraz böyle hafif deli biri var. İsterseniz onu çekin dedi. Dedim, hafif deli ise bizim işimizi görür. Nedir deliliği dedim. Boş köye ezan okuyor kendisi dedi. Şu anda dinliyorsa selam olsun oraya, Recep Bayram abimize. Dedik, nasıl boş köye? Vallahi gidin kendisinden öğrenin dedi. Bulduk hocam Recep Bayram'ı. 35-36 yaşlarında. Dedik ki, boş köye ezan okuyormuşsunuz, doğru mu? Dedi, evet okuyorum. Dedim, bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi dedi, o oranın aksanıyla, ağzıyla, o kadar tatlı bir Türkçe konuşuyordu ki. Dedi, bizi orada yaşatmadılar. Müslüman köyüydü Dılıga köyü. Gece bizi köyümüzden ettiler. Annem kucağında küçük kardeşim ve elinden ben tutuyordum. Ormandan kaçtık. Kumanova'ya yerleştik. Sonra Allah bana hafızlık nasip etti. Buluğa ermeye başladığım yıllarda kendi kendime düşündüm. Bizle dertleri neydi? Ne istediler bizden? Bizim kimseye bir zararımız yoktu ki o küçücük köyde. Kendi halimizde bir hayat sürüyorduk. Sonra fark ettim ki onlar ezan-ı Muhammedi'den rahatsızlardı. Onların asıl amacı, asli amacı ezanı susturmaktı. Ben de dedim ki, köy terk edilmiş olursa öyle olsun. Melekler var. Değil mi? Cinler var, nebatat var, hayvanat var. Onlar da ezanla gıdalanmak ister diye kendi kendime gittim. Ve öyle ikindi, akşam ve yatsı ezanlarını ben o boş köye okuyorum. O boş köyde de namazımı kılıyorum dedi. Gittik hocam o camiye. Fare pislikleri vardı caminin içinde. Gelen geçen insanlar, muarızlar sırf zarar olsun diye taş atmışlar. Caminin camlarını indirmişler. İçeri her taraf örümcek ağıydı. Ve orada bize ezan okudu Recep Bayram. Hikaye buraya kadar çok güzel. İnsan dinliyor, vay be ne insanlar var diyor. Ama ben asıl şuna şaşırmıştım. Bunu kaç yıldır yapıyormuş biliyor musunuz hocam? 25 senedir. Maşallah. 25 senedir boş köye ezan okuyup orada kendi kendine namaz kılıyor, kamet getiriyor. Tabii boşluk, doluluk nedir onu da ayrıca konuşmak lazım. Boşluk neye tekabül eder? Dolu dediğimiz yerler gerçekten hak nazarında dolu mudur? Ya da boş zannıyla baktığımız yerler acaba Allah tarafından nelerle, kimlerle doldurulmuştur? Onu en iyi Allah bilir. Eğer kendisi buradan bizi izliyorsa ona da selam etmeden geçmeyelim. Çünkü o da bir selamı fazlasıyla hak ediyor. Varsın deli de şunlar. Buyurun efendim. Gerçek manada veli olan kişiye varsın deli desinler. Değil mi? Değil mi? Evet. O da onun işaretidir belki değil mi? Evet. Allah razı olsun.